15 Temmuz artık FETÖ darbe girişiminin yıl dönümü olarak sadece anılmayacak. Aynı zamanda Cumhuriyet tarihinde akaryakıta yapılan en büyük zammın da yıl dönümü olarak anılacak. Böyle bir zam olur mu? Nasıl vicdanınız var sizin? Akaryakıta bu kadar zam demek, iğneden ipliğe her şeye zam gelecek olması anlamına geliyor. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Kaşıkla verdiniz, kepçeyle geri alıyorsunuz. Size göre hava hoş. Sen sarayında yaşıyorsun. Akaryakıta para ödemiyorsun. Benzine para ödemiyorsun. Mazota para ödemiyorsun. Doğalgaza para ödemiyorsun. Çaya, kahveye, yemeğe, hiçbir şeye para ödemiyorsun. Peki bu gariban vatandaş ne yapacak? Bu zam AKP'nin Türkiye yüzyılının göstergesi. Türkiye yüzyılı dedikleri meğersem zam yüzyılıymış. Seçimlerden önce her şey çok güzel olacak diyordunuz. Seçimlerden önce ekonomi uçacak diyordunuz. Zam gelmeyecek diyordunuz. Hayat pahalılığı bitecek diyordunuz. Seçimler bitti. Her şeye zam üstüne zam yapmaya başladınız. İşte sizin gerçek yüzünüz budur. Seçimler bitti. Gerçek yüzünüz ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren insafsız vergi artışlarına bir yenisi daha eklendi. Akaryakıttan alınan ÖTV oranı gece yarısı yayınlanan kararla birden %200 oranında arttı. Benzin litre fiyatı 34 liraya, motorinin litre fiyatı ise 33 lira 50 kuruşa dayandı. Bu faiz zam kararının tek bir anlamı var. İktidar kendi yarattığı ekonomik krizin faturasını doğrudan vatandaşımıza kesiyor. Üstelik o kadar akılsız kararlar alınıyor ki bu zammın yeni zamlara neden olacağını göremiyorlar bile. Akaryakıta yapılan bu fahiş zam tüm sektörlerde üretim ve nakliye maliyetlerini arttıracak. İşte bu yüzden bu bir domino etkisi yaratacak ve iğneden ipliğe her şey zamlanacak. Bu da enflasyonu daha da arttıracak. Vatandaşımızı nefes alamaz hale getirecek. İktidarı uyarıyoruz. Seçim döneminde Türkiye yüzyılı başlıyor diye propaganda yaptınız. Seçimin hemen ardından zam furyası dönemini başlattınız. Bu insafsız vergi artışlarını derhal ama derhal geri çekin. Acı reçeteyi önce kendinize uygulayın. Lüks araç sevdasından, gösterişli saraylardan vazgeçin. Krizin faturasını vatandaşlarımıza değil, kamudaki harcamaları kısarak kendinize kesin.